Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben biraz gripim. İyi gibiyim ama grip olduğum için böyle biraz başım ağrıyor. Yorgun hissediyorum. Umay da hiç durmuyor. Sürekli üzerime falan geliyor. O yüzden yoruluyorum yani. Şöyle üstümü giyeyim de arkadaşlar. Güneş vuruyor ama biraz üşüyorum yani. O kadar şey değil. İlk önce asla hiçbir şekilde duyar kasmıyorum. Onu söyleyeceğim. Prim için de video çekmiyorum. Yüz milyonlarca defalarca söylememe rağmen, açıklama yapmama rağmen bazı insanlar hala kuduruyorlar, durmuyorlar. Hala bir atışma içerisinde, o kendi ezik dünyalarında bir şeyleri hala insanlara kabul ettirmeye çalışıyorlar. Her şey açık açık konuşacağım bugün. Hiçbir şey saklamayacağım arkadaşlar. Yağmur Efe 20. Her şey hakkında konuşup duyar kasarsın ama bu sefer hiç konuşmadın. Hiç başsağlığı bile dilemedin. Geçen sefer 3-4 video bile atmamıştın. Nedense artık hiç samimi gelmiyorsun bana yazmış. Birçok konuda ben duyarlı davrandığımı düşünüyorum. Zaten kuşu kandırdım. İşte diyor ki yani dün o saldırı falan olmuştu ya arkadaşlar. Bu konu hakkında pek fazla bir üzerine durmadın. Hemen geçiştirdin diyor. Ben o İkbal olayından sonra, ondan sonra o Ayşenur olayı, birçok bir cinayetle ilgili kendim yürüyüş yaptık. Ondan sonra orada kendimi yırttım. Birçok kez de açıklama da yaptım. Ben bu toplumda, bu gündemde olan her şeyi zaten YouTube'da başsağlığı da diliyorum. Kendim bazen kötü hissettiğim için vloglar bile çekmedim. Bak, bu YouTube benim işim olduğu için ben video bile çekmedim. Hani ben daha nasıl bir duyarlı bir vatandaş olabilirim ya da nasıl bir vatandaş olmamı istiyorsunuz? Samimi gelmiyorsan baby'si, burada abone oldan çık butonu var. Hemen oradan çıkabilirsin. Sana saygı duyuyorum. Kimse bu arada beni sevmek zorunda değil arkadaşlar ama saygı göstermek zorunda. Ben insanları anlamıyorum ya. Hani ne kadar iyi yaklaşsam, ne kadar güzel konuşsam, ne kadar iyi bir insan olmaya çalışsam her zaman bir peşimi bir mikrop insanlar, aşağılık insanlar peşimi bırakmıyorlar arkadaşlar. Sebebini hala anlamış değilim yani. Niye böyle yapıyorsunuz? Anlamıyorum sizi cidden. Zekiye Aktaş. Bu ne biçim konuşma? Bir de okuyorsun, erkek çocuğun kız gibi konuşması saçma. Allah yardımcınız olsun. Yeni nesil gidişat hiç iyi değil. Erkekler bayanlara özenti, kızlar da erkeklere özenti diye söylemişsin baby'si. Öyle bir amacım yok. Kadınlara özenmek gibi bir amacım yok. Eğer özenmiş gibi olsam giderdim, makyaj yapardım. Ya da kadın gibi giyinmeye çalışırdım. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Öyle bir duygularım da yok. Evet, kendimi tam anlamıyla böyle bir şey hissetmiyorum. Hani böyle sert bir erkek gibi hissetmiyorum. Ama kendimi kadın gibi de hissetmiyorum. Anladın mı? Emin ol, kadın gibi hissetsem bu YouTube'da her şeyi söylerim. Çünkü ben hiçbir şeyi hiçbir şekilde takipçilerime söylememezlik etmedim. Her şeyi güzel bir şekilde açıkladım. Kimisi beni çok güzel anladı, kimisi anlamadı. Anlayan kendi bilir, anlamayan da kendi bilir. Hiçbir şekilde önemsemiyorum. Çünkü ben artık arkadaşlar kendim gibi olmak istiyorum. Ben artık yolda yürürken kendim gibi davranmak istiyorum. Kendim gibi yürümek, kendim gibi konuşmak. Ben artık insanların söylediklerine göre şekil almak istemiyorum ya. Niye beni anlamak istemiyorsunuz? Ben buyum. Bak, defalarca söylüyorum. Eski vloglarımda da söyledim. Hani bak kardeşim, beni izlemek istemiyorsan çık takipten. Görmek istemiyorum senin gibileri. Ben defalarca bak yalvardım size. Arkadaşlar, beni sevmek istemiyorsanız, beni izlemek istemiyorsanız, bana destek olmak istemiyorsanız lütfen takipten çıkın. Ya bir insanı sevmiyorsanız engellersiniz kardeşim. Esma girdi. Biraz yarıda kaldı. Çok sinirliyim arkadaşlar. O kadar çok şey söylemek istiyorum ki kendimi bazen bazı yerde dur diyorum. Onu sakın sus, konuşma diyorum. Çünkü ne kadar kendime açıklama yapsam bu insanlar daha çok kuduruyorlar. Daha çok üstüme gelmeye çalışıyorlar. Bakın, yoruldum artık. Hani bir şeyleri açıklama yapmaktan yoruldum. Kendimi ifade etmekten, kendimi topluma kabul ettirmekten çok yoruldum. Ben küçükken de hatırlıyorum arkadaşlar. O kadar çok dışlanan bir çocuktum ki. İnsanlar beni aralarına almazlardı. İnsanlar beni dışlarlardı. İnsanlar beni böyle öcü gibi bakarlardı. Hani küçükken ben neye özenebilirim? Ya da neye böyle bakıp da
kendi benliğimi kabul edip işte öyle davranabilirim. Ya küçükken teknoloji zaten o kadar gelişmemişti. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ana sınıfındayken de hatırlıyorum. Her zaman kızlarla gezerdim ve o erkekler, bu kasabadaki o iğrenç erkekler her zaman beni dışlarlardı. Mesela ben küçükken o ana sınıfta çekilen fotoğrafların hiçbirini görmek dahi istemiyorum. Çünkü oradaki arkadaşlarımın hepsinden nefret ediyorum. Çünkü hiçbir iyi bir insan değillerdi. Ben kendi akranlarım tarafından çokça zorbalandım. Her zaman da böyle devam etti. Ortaokula geçtim. Yine o zaman da devam etti. İşte "Aa Onur, futbol oynamıyor musun? İşte bunu niye yapmıyorsun? Neden böyle giyindin? Neden böyle konuşuyorsun? Neden sürekli kızlarla konuşuyorsun? Yeter artık arkadaşlar. Hani insanları artık çıldırtmayın. Hani beğenmiyorsanız, saygı duymuyorsanız, görmek dahi istemiyorsanız her yerden engelleyip çıkartabilirsiniz ya. Ben sevmediğim insanları hayatımdan komple çıkartıp hiçbir şekilde onları hayatıma almıyorum. Yani bunu yapabilirsiniz. Kötü yorum yapmaktansa bunu yapabilirsiniz. Ben birisini eleştirecek kadar, birisini yargılayacak kadar kendimi yeterli olduğumu düşünmüyorum. Beni eleştiren insanları, beni sevmeyen insanları, bana ağır kelimeler konuşan insanları hayatını cidden çok merak ediyorum. Nasıl bir kişilikleri, nasıl bir çocukları var, nasıl bir aile kavramları var. Yani sürekli Onur Atahan şöylesin, böylesin, şunlusun, busun. Sinirli olduğumda çok böyle şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Aklımda o kadar çok şeyler var ki böyle kamerayı açtım mı her şeyi unutuyorum. Böyle müzik dinlerken gözümü kapatıyorum böyle her şey o kadar gözümün önüne geliyor ki yaşadığım travmalar, küçüklükler her şey böyle gözümün önüne geliyor. Umar mı uyandı? Bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın videoyu sürekli kapatmak zorunda kalıyorum. Melisa Gil falan geliyor. Demem o ki yani ben artık kendimi topluma kabul ettirmekten çok yoruldum. Ya arkadaşlar yaptığım bir şey de yok ya. Hani tek yaptığım şey normal insan gibi davranıp insan gibi giyinmek ve insan gibi konuşmak. Yani ne zararım var, ne yapıyorum ya da toplumu böyle kötü etkileyecek neler yapıyorum? Bir yorumlara yazar mısınız artık? Ben çok yoruldum bu konulardan. Ya birçok iğrenç insanlar neler yapıyorlar ve hiçbir şekilde onlar konuşulmayıp benim hallerim, tavırım, çektiğim videolar konuşuluyor. Ben artık bunlardan çok sıkıldım, çok yoruldum. İşte video atmamamın sebebi, hayata böyle dolu dolu bakmamamın sebebi sizler yüzünden. Çünkü çok sıkıldım. Bak mesela birkaç tane daha yorum gördüm. Hemen okuyorum. Fair ya Fair ya Gayer mi ne haltsa hemen okuyorum işte yorumunu. Gençliğe hitabe okuyup olduğunuz durum bayağı vahim. Umarım cümleleri anlamlarıyla hayatınıza lanse edersiniz diyor. Yani demek istiyor ki işte kadın gibisiniz. İşte gençliğe hitabe ben okuyorum arkadaşlar ezbere biliyorum işte. Onu vurgulamaya çalışıyor. Bana şeyden vuruyor işte sen erkek gibi değilsin, kadın gibisin. Keşke gençliğe hitabeyi bildiğin kadarıyla da hayatında onu uygulasa diyor hani. Beni ezikliyor yani orada anladın mı? Altına da birçok kişi yorumlar yazmış. Ufuk arkadaşım da şey yazmış. Atatürk bundan tam 100 sene önce senin gibi cahil ve yobazlara inat, bütün yurttaşlara, vatandaşlara eşit hakları verdi. Kadın aklı ile ne bilsin oy kullanmayı diyenlere inat, kadınlara seçme seçilme hakkı verdi. Köylü ne anlasın okumaktan diyenlere inat, köy enstitüleri kurdu. Köylü milletin efendisidir dedi. Yani anlayacağım vahim olan 100 yıl önceki yobazlığınızı hala devam etmesi. İyi ki Atatürk sizin gibilere inat, Türk halkını ayrıştırmadı. O gençlere hitaben bütün Türk gençlere yazdı. Sahi sen neyden rahatsız oldun yoksa 100 yıl önce denize dökülen Yunanların torunu musun? Çok güzel yazmış Ufuk. O kadar tebrik ediyorum ki. Siz o beğenmediğiniz Ufuk arkadaşım birçok konuda o kadar çok bilgili ki her şeyi ve her şeyi araştırıp biliyoruz. Ama sen hala cahil kalmışsın. Geri kafalı kalmışsın. Keşke Atatürk böyle ölümsüz olsaydı da bu zamanlarda sizler böyle konuşabilecek miydiniz? Emin olun bizlere o kadar çok hak verilirdi ki ben buna çok da inanıyorum. Ve sonuna kadar da Atatürkçüyüm. Hiçbir şekilde şey yapmayacağım. Her gelen nesile de bu Atatürk sevgisini her zaman aşılayacağımızı düşünüyorum. İstediğin kadar kötü yorum yap baby'si. Hiç ama hiç umursamıyorum. Ben sadece şu an çok sıkıldığım için bunları açıklama gereği duyuyorum. Birisi de diyor ki Onur nasıl işte şey diyor. Video çekme. Ha şey yazmış. İşte sen de okumaya gitmiyorsun ki oraya gezmeye gidiyorsun. Okuma amacın yok senin yazmış. Sürekli gezdiğin için vlog çekiyorsun. Baby'si, hayatım, aşkım, balım. Ben
Vlog çekmesem geçinemem. Ben vlog çekmesem ihtiyaçlarımı, kitaplarımı, yurdumu, internet faturamı, hiçbir şeyimi ödeyemem. Ben ailemden yardım almadığımı on milyonlarca defalarca yüzlerce kanalımda belirttim zaten. Ben ailemden yardım almak istemiyorum ya. 21 yaşıma geldim. Utanıyorum para istemekten. O kadından, annemden para istemekten utanıyorum. İsteyemiyorum ya. Yani 21 yaşına gelmişim. Kendim böyle bir şeyleri kazanmak istiyorum. Bak mesela ben bu tableti kendim aldım ve çok gururluyum. Çünkü kendim kazandım, kendim aldım. Annemgil almış olsaydı çekinerek alırdım. Çünkü birçok ihtiyacımız var. Hani bunu almak onlara şey olurdu, hani yük olurdum. Anladın mı? Ben bunun için zaten kanal açtım. Ekonomik refahım olsun diye kanal açtım. O kıt beynin anlamıyor mu? Hani idrak edemiyor musun? Kalbiniz o kadar çok fesat ki arkadaşlar. Öyle bir anlamak istediğiniz gibi anlıyorsunuz ki bazı olayları. Öyle bir anlamak istemediğiniz gibi de anlıyorsunuz olayları. Her şeyi kendi kalbinizin temizliği gibi hissedip öyle anlıyorsunuz bence sizler. Çok konuştum. Bir su içip geliyorum arkadaşlar hemen. Ay, suyunu içeyim de. Ya gerçekten Allah'tan hani YouTube kanalı falan açmışım da hepinizin o iğrenç gerçek yüzünüzü görmüşüm ya. Şurada 3-5 para kazandığım için ne arkadaşım kaldı, ne dostum kaldı, ne etrafta insan kaldı. Saçma sapan egolarınız yüzünden her şeyi mahvediyorsunuz ya. Bu kadar bencil olamazsınız. Bu kadar çıkarcı, bu kadar adi, bu kadar vasıfsız insanlar olamazsınız. Şurada 3-5 para kazanıyorum ya. Çok mu gördünüz kazandığım parayı? 3-5 iyi kıyafetler giyiyorum diye çok mu gördünüz? İstediğim telefonu, istediğim tableti alabiliyorum diye çok mu gördünüz? Ya ben gençliğimi gençlik gibi yaşamak istiyorum ya. Ben artık çok yoruldum. Aynı şeyleri konuşmaktan, aynı şeyleri dile getirmekten. Ya kardeşim ben istemiyorum ya. Sevmiyorsan, beni görmek istemiyorsan kanalımdan çık. Saygı duyma. Çık, tamam, ben senin saygına da hiç ihtiyacım yok. Yemin ederim ihtiyacım yok. İstediğiniz kadar o iğrenç kelimeleri yazabilirsin. İstediğini söyleyebilirsin. İster kadın de, ister her şeyi söyle. Yoruldum ben artık. 21 yaşındayım. Hayata karşı bir amacım, böyle bir isteğim kalmadı ya. İstediğim gibi yaşayamıyorum. Bu ülkede arkadaşlar, yemin ederim, çocuk olmak, kadın olmak, ya bunlar o kadar çok zor ki, genç olmak da çok zor. Bak, bu ülkede genç olmak, özellikle öğrenci olmak çok zor. İnsanlar 1000 TL ile geçiniyor ya. Yemin ederim 1000 TL ile geçiniyorlar. 2000 TL ile geçinen öğrenciler görüyorum ben. KYK'da görüyorum. O kadar çok üzülüyorum ki hani onlara. Bak, ben de o durumda olabilirdim. Ha. Halime çok şükür ediyorum. Videoyu duraklatmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Ben kendimi o kadar çok iyi bir insan olduğumu, erdemli, bilinçli, topluma faydası olan bir insan olduğumu düşünüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeyimi sakınmam, hiçbir şeyimi paylaşmazlık etmem. Hiç kimseye böyle kötülük, fesatlık düşünmem. Kim bana kötülük yaptıysa şöyle düşünüyorum. Canı sağ olsun, zaten o kötülük yaptığı şeyi, emin ol, yaşamadan zaten ölmeyeceğini bildiğim için. O yüzden çok rahat oluyorum, biliyor musun? Böyle birisi mesela bana işte top dediğinde, hani onun ilerideki yaşantısında çocuğunun zaten öyle olacağını çokça biliyorum. Çünkü yani aile bireyleri o yaptıkları o saçma sapan şeyler yüzünden çocuklarına şey oluyor hani, ya da kendisi böyle karmasını yaşıyor, anladınız mı hani? İlla ki bu kesinlikle oluyor arkadaşlar. Yaşattığını yaşamadan ölmüyorsun. Hani kesinlikle bu oluyor. Ben çevremde o kadar çok şey gördüm ki, duygusal anlamda da kendimi çok olgun hissediyorum bazı konularda. Birçok konuda kendimi yeterli hissediyorum ve birçok konuda kendimi yetersiz hissediyorum. İyi insan olduğumu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Çok iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Ben öğrenci olduğum halde ben birçok kez kardeşlerime yardım ediyorum. KYK'da kaldığım halde. Paramın o kadar olmadığı halde bile ben aylık Melisa'ya birçok kez para gönderdim. Bin bin bin. Kaç defa para gönderdim ben. Çünkü Melisa'nın da ihtiyacı var. Ben her zaman onları düşünüyorum. Bazen takipçilerim sağ olsun, Onur, sana para göndermek istiyorum. Birçok takipçi bana bazen para gönderiyorlar. Buradan onları öpüyorum. Teşekkür ederim. Kabul etmesem bile, istemesem bile onlara göndermek istiyorlar. Çünkü öğrenci olduğumuzu bildikleri için yardım etmek istiyorlar. Ben birçok konuda gönderilen paraların hepsini kardeşlerimle bölüşmeye çalışıyorum. Kardeşlerime destek olmaya çalışıyorum. Hani ben ne kadar kötü bir insan olabilirim ki yani? Daha ne kadar bir iyi insan olabilirim hani? Ben anlamıyorum yani. Siz neler olsun istiyorsunuz? Ne olsun istiyorsunuz? Ya da ne yapayım hani hayatımda? Ben daha ne yapabilirim hani? Emin olun, biraz daha böyle kaba konuşsam,
ağırbaşlı ol. Yani ağırbaştan kastım hani böyle erkek diyorsunuz yani güya o erkeklikmiş yani. Öyle olsam emin olun daha çok şey olacağım galiba. Sizler tarafından kabul göreceğim. Hiçbir şekilde öyle olmayacağım. Hiçbir şekilde öyle davranmayacağım. Çünkü ben duygularım neyse, ne hissediyorsam, neye inanıyorsam öyle yaşayacağım. Çok dinime bütün bir insanım. Birçok konuda beni yargıladınız işte. Şusun, busun, dinsizsin, her şey söylediniz. Dinime o kadar çok bütün bir insanım ki. Çokça inanıyorum Allah'a da. Allah'ın adaletine de çok inanıyorum. Kalbinizi fesatlığıyla boğulun. Öyle ya. Cidden böyle değmeyecek insanlar için daha fazla açıklama yapmak istemiyorum. Çok iğrenç arkadaşlıklarım da oldu mesela. Düğüne o iğrenç insan hakkında hala benimle ilgili bir şeyler söyleyip işte. Biz onları zaten ısınmadıydık falan filan. Hala o cümleleri duyuyorum. Hiç önemi yok. İşte fazla menfaat, fazla yardımseverlik galiba nankörlük şey yapıyor. Onların hiçbir karakterleri yok biliyor musun o iğrenç arkadaşlarımın? Sizi bir gün öyle bir ifşa edeceğim ki bütün benliğinizi ifşa edeceğim sizi böyle. Yayacağım yani ifşa konuşamadım da. Yemin ederim her şeyinizi açıklayacağım biliyor musun? Kendimi de açıklayacağım, sizi de açıklayacağım. Çünkü hiçbir şeyden korkmuyorum ben hayatta. Çünkü her şeyi böyle istediğim gibi yaşıyorum biliyor musunuz? Hiçbir şey saklamıyorum. Neysem oyum. Mesela ben birçok konuyu size saklayabilirdim. Ama ben kendimi saklamak istemiyorum. Birçok insan neler neler yapıyor ve her şeyi saklıyorlar. Ben saklamıyorum. Kendi benliğim, kendi özüm, hislerim neyse o. Ben arkadaş ortamında saklamıyorum. Ufuk mesela saçı uzun. Evet, kibar bir çocuk. Tamam böyle biraz yüz hatları böyle kadınsı gibi. Ama ne yapayım? Ufuk'un kadınsı olması Ufuk'un kötü bir insan yapmaz. Ufuk'un iyi bir insan, hani Ufuk iyi bir insan. Hani ben Ufuk'un niyetini biliyorum. Mesela Emirhan'ın niyetini biliyorum. Ama birkaç iğrenç insan da niyetini biliyor mesela. Ben onlara insan demiyorum artık. Onlar insan değiller. Yemin ederim insan değiller. Hiçbir şekilde karakterleri yok. Tek amaçları insanların başarılarını kıskanıp kudurup olmamış şeyleri insanlara kabul ettirip ve insanlara böyle seni soğutturacak derecede iğrenç kelimeler kullanıp böyle saçma sapan hareketler yapan insanlar yani. Bana dedi ki mesaj atmış işte. O amaçsız dünyanda başarılar diliyorum. Hiçbir amacın olmayacak falan filan. Ulaşamayacaksın falan filan. Yerel yönetimden okuyorum ya. Sen de gazetecilik okuyorsun baby'se. Ne olacaksın? Merak ediyorum. Zaten ülkede bir tane gazeteci var tanınan. Onun da ismi neydi ya? Unuttum ben baby'si. O kadar yani. Çok iş bulma imkanı çok zor baby'si. Sana buradan açıklamalarımı, izahlarımı yapayım. Yine sen kendin bilirsin yani. Yine hayatında başarılar diliyorum yani. Ben asla o bölümü yargılamıyorum ama sen karşı tarafı yargılarken bence kendi bölümünü de yargılamalısın diye düşünüyorum. Şu konuda söyleyeyim işte bu değirmenin suyu nereden geliyor diye yazmışsınız biriniz de. İşte bu parayı nereden alıyorsun? Tablet aldım ya arkadaşlar. Baby'si biz üreten, çalışan, inanan insanlarız ailecek. Böyle hiç böyle tamam yokluk çektiğimiz oldu ama her zaman düştüğümüz yerden de kalktık biz. Çalıştık, ürettik. Yeri geldiğinde çok aç kaldık, yeri geldiğinde çok aç yattık. Çok zorlu bir süreçlerimiz de geçti. Ama hiçbir şekilde yılmadık, uğraştık, didindik ve çabaladık bugünlere geldik. Bizim bundan birkaç yıl önceki evimiz şöyle baktığında mesela burası teras. Hiçbir şekilde terasımız yoktu, parkelerimiz kötüydü, kapılarımız çok kötüydü, televizyonumuz bile tüplü televizyondu. Biz her şeyimizi çalıştık, ürettik ve yaptık. Bu YouTube'la alakalı değil. Bizim YouTube'dan önce de annemin kolunda bilezikleri vardı, ineklerimiz vardı, koyunlarımız vardı. Biz her zaman çalışıyorduk, biz her zaman yaşam mücadelesi veriyorduk. Yani hiçbir şey böyle gocunmadık. Ben nereden geldiğimi her zaman bilen insanım. Şu anki konumum da çok iyi, şükür Allah'ım binlerce şükür yani. Şu anki geldiğim konum da çok iyi. İstediğim şeyleri alabilip, istediğim şeyleri giyebilip, istediğim yerlere gidebiliyorum. Bunların olması çok güzel ve gurur verici bir şey. Umarım hayatınızda sizler de kendinize gurur verici şeyler yaparsınız. Umarım kimseye kötü bir şey, niyetle düşünmezsiniz, fesatlık etmezsiniz. Ben mesela birçok insana düşmanım. Çünkü sevmiyorum. Çünkü hayatımda çok olumsuz şeyler yaşattırdılar bana. Ama onların da kötü olmasını istemiyorum biliyor musun? Örneğin şu az önceki bahsettiğim arkadaşımın da kötü olmasını istemiyorum. Hayatlarında mutlu olsunlar. Çünkü onların idealleri,
karakterleri. Onlar hani, onları da ben dışlamıyorum yani. Kendi hayatlarına bırakıyorum. Emin ol zaten kendi hallerine bıraktığında kendi yollarını çizip devam ediyorlar yani. Öyle. Umarım beni anlamışsınızdır arkadaşlar. Keşke bunlar hiç konuşulmasa da keşke ben kanalımda böyle şeyler açıklamasam. Keşke sizler insanları yargılamasanız da böyle şeyler konuşmasak. Keşke çok güzel şeyler konuşsak. Bölümümü bıraktığım için birçok insan çokça destek oldular. Çok insan da tebrik etti. Birçok insan bunu yapamıyor biliyor musunuz? Sırf ailesi kızacak diye, sırf ailesi, toplum kızacak diye istemediği bölümleri yıllarca okuyup hayatından mutsuz olarak devam edecekler. Radyo televizyon bölümü o kadar iş imkanı olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu zaten bilincindeyim. Ama kendi ışığımı, yapacak olduklarımı, hani bunları biliyorum ben. Ben emin olun kendi bölümümü okusam çok farklı bir insan olacağımı biliyorum. Sinop'tayken kendi bölümümü okurken, radyo televizyon okurken, sinema değil okurken o kadar çok enerji dolu, hayata güzel bakan, bölümü için uğraşan bir çocuktum. Çünkü bölümümü seviyorum yani. Kameranın önünde olmayı, kamerayla ilgili bir şeyler yapmayı, ondan sonra çekim yapmayı, oyun sergilemeyi, oyunculuğu, her şeyi çok seviyorum. Ve bunun için de her şeyi yapacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çokça inanıyorum kendime. İnşallah Allah'ın izniyle de güzel bir yerlere geleceğimi düşünüyorum. Tekrar hazırlanacağım YKS'ye. Gerekirse 30 yaşında gireyim. Tekrar da o üniversiteyi okuyup, istediğim bölümü okuyup hayatıma devam edeceğim. İster okuyayım, okuduktan sonra hiçbir halde olmasam diyeceğim ki Onur, ben bu bölümü okudum, istediğim bölümü okudum, vicdanım, kalbim çok rahat, istediklerimi yaptım diyeceğim. Bekle baby'si. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Umarım beni anlamışsınızdır. Anladığınızda umut ediyorum. Güzel yorumlarınızı, güzel dileklerinizi yorumlara yazmanızı da istiyorum. Umarım iyi insanlarla karşılaşırsınız. Kalbi temiz insanlarla karşılaşırsınız. Yemin ederim ben o kadar çok iyi insanlarla karşılaşıyorum ki çünkü kendimin iyi olduğunu bildiğim için iyi insanlarla karşılaşıyorum. Kübra olsun, Emirhan olsun, Eren olsun, Bengüsü olsun, Azra olsun, özellikle Azra. Öpüyorum onları. Çokça iyi insanlar tanıyorum şu an. Ufuk Gül, Emirhan gibi. Onlar benim için çok değerli insanlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. Kendinize cici bakın. Onur Atahan sizleri çok seviyor. İyi ki benim takipçilerimsiniz. Arada ezik çarık çürük çıkıyor yani. Onlara da böyle açıklama yapıp gönderiyoruz arkadaşlar. Sizleri kocaman o temiz kalbinizden öpüyorum. Kendinize sağlıcakla bakın. Hadi bakalım. Selametler, seyirler, skipsler, bonobiteler.